Yani biz evet. İstanbul'da tanıştık yani. Tanışma İstanbul'da. Tanışma. Ben de evet. dedim gözüne o zaman bu evlilik hayalleri kuruldu İstanbul'da. Yani, evet. Aslında yollarımız çok şey. Yani Dileğin babasının iş yeriyle evi aslında bizim dükkanın önünden geçerek evine gitmiş, iş yerine gitmiş. Ben köşk, Atatürk Köşkü'nde ortaokulu okudum. Orada evleri vardı, ayrıca yazlıkları vardı Soğuksu'da. Ben onun evinin önünden okula gitmişim, gelmişim. Ama görmemişsin. Böyle hani çok tesadüfler var bizim yollarımızın aslında böyle yan yana teğet geçtiği. Ama İstanbul'da tanıştık. Enerjiler yıllarca birbirlerini kovalamış aslında, öyle söyleyeyim. Beslemiş değil mi? Yani bütün o senaryo falan hazırlanmış o dönemlerde. İstanbul'da tanıştık Ekrem'le. İlk tanışma Dilek Hanım. Şimdi bayram sohbetinin böyle biraz da tadı vardır. O ilk tanışmayı sorabiliriz değil mi başkanım? İlk tanışma, ilk karşılaşma. Aslında ilk tanışmalarımızı biz çok anlattık. İlk tanışma 1993 yılında ablamın düğününde oldu. Ekrem abimin arkadaşı, birlikte düğüne geliyorlar. Kritik bir durum yani, abisinin evet. arkadaşı. Ya, çok... ya da arkadaşımın kız kardeşi, eyvah eyvah. Öyle, tanışmamız öyle aslında oldu. Aslında tanışma demeyelim, orada gözüme kestirmişim yani. Ve sonra tabii bu sonra başarı dolu bir mutluluğa doğru gitti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kadar. Tabii sonra bir şekilde devam etti. Yine yollar bizi buluşturdu ve evlendik. Ekrem'in yoğun hayatı, iş hayatı ve siyaset derken böyle kariyer basamaklarını beraberce böyle tırmandık. Bugün buradayız. Ama hep vardır yani böyle Paris Belediye Başkanı, Berlin Belediye Başkanı, Melbourne Belediye Başkanı. Yani dünyayı takip edenler de iyi bilirler. Ve onlar o yani başbakanlardan daha gözde bir noktada olurlar çoğu zaman. Bazen çok öne çıkarlar. Eşleriyle ama hep görünürler. Siz de kampanyadan bu yana hep birliktesiniz, berabersiniz. Başkanım bu büyük bir güç değil mi? Kesinlikle. Güç ve onu hissediyorum, eşim, çocuklarım. Ama hani şunu itiraf edeyim, itiraf demeyeyim de hani ortak bir bakışımızla ailemizin siyasetin göbeğindeki bir malzeme olması konusunda da asla kabul etmiyor ve buna tedbirli bir aileyiz. Oradaki o alanın korumacılığını ve hassasiyetini de çok sıkı gözeten aslında Dilek. Ve bizim için çok kıymetli. Çünkü bizim makamımızın ailemize sadece sorumluluk kattığının farkındayız. Yoksa başka bir şeyi katmasın istiyoruz. Yani ailemize, çocuklarımıza sorumluluk katsın. Niye? Daha dikkatli davransınlar, daha hassas olsunlar, sözlerine dikkat etsinler ki belki fazla sorumluluk yüklüyoruz. Kızımız 11 yaşında, oğlumuz 16 yaşında. Büyüğü olan üniversitede inşaat bitirdi, fizik mühendisliği okuyor. Baktığınızda bu çocuklarımızın kendi yaşamlarındaki süreçleri devam etsin ama benim pozisyonumun sorumluluğunu da hissetsinler ve dikkatli davransınlar, özenli olsunlar. Yani o konuda muazzam davranış gösteren 3 evladımız var ama o muazzam diye tariflediğim aslında o sürecin mimarı da Dilek. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bazen benim düşüncemden daha önde hassasiyet gösteren bir evimiz var. Farkında olmadan beni koruyorlar mesela. Yani bugün dijital dünyada herkes, çocuklar çok yaşarlar. Onlar orada el freni çekmiş durumdalar. Yani bunu korumak kolay bir şey değil. Ne mutlu bana. Çünkü aile ve siyaset kavramı iç içe girdiğinde bence toplum tarafından bu hoş karşılanmıyor ve karşılanmamalı da. Kendi dünyaları var, orada mutlular. Yani o anlamda gerçekten Dileğin hassas, o özenli duruşu ve kuralcı bir takım alan tarifi bize çok büyük katkı sunuyor. Evet.
İstanbul'u iyi yöneten belediye başkanının iyi de yönetildiğini işitmiş olduk böylece. Dilek Hanım, Ekrem İmamoğlu neyi yapmaz? Ne yapar diye nasıl diridir demiyorum ama neyi yapmaz? Neyi yapmaz? Yani aslında şöyle, şu anda yüklenmiş olduğu, bunu çok samimiyetle söylüyorum. Şu anda yüklenmiş olduğu misyondan dolayı mesela kendini çok fazla şey yapmaz, ihmal eder, yani önemsemez. Söyleyebilir miyim bunu? Evet. Söyleyebilirsin tabii yani. Ama şimdi, ne yapmaza girer mi bilmiyorum. Yapmaz yani, işte. Oraya gelecek. İhmal eder. Kendini ön plana çıkar. Ya evet. Kendi hayatını aslında herkesten önde tutmaz. Evet. Öyle bir dönemde yaşıyoruz çünkü. Ve şunu biliyoruz ki tabii bu Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi hani söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu gerçekten bizim kendi hayat dünya görüşümüz böyle. Belki şu andaki işte Ekrem'in yapmış olduğu sorumluluktaki çizmiş olduğu felsefe de böyle gerçekten. Ve bu yolda çocuklar, biz hepimiz aynı şeyi paylaşıyoruz, aynı duyguları paylaşıyoruz. Çocuklar da aslında bunun bilincinde. Onlar da güzel bir Türkiye'de ve güzel bir ortamda, güzel bir İstanbul'da yaşamak istedikleri için babalarına destek oluyorlar. Evet. Nazım Hikmet'in hayatınızda önemli bir yeri var bildiğim kadarıyla. Aslında şöyle, Dileğin, işte onun Dileğin hayatında önemli bir yeri var. Evet, yani Ekrem İmamoğlu'nun Nazım Hikmet'i daha iyi tanımasında evet, herhalde eşinin büyük bir katkısı var. Doğru. Bu da benim istihbarat bilgim. Doğru, doğru söylüyorsun sevgili Serhan. Daha ileri gideyim. Yani gerçekten hani tabii ki biliyorum, bakıyorum ama hani okuyorum, anlamaya çalışıyorum ve çalıştım demeye dilekle başladım Nazım'ı. Çünkü çok düşkündü. Yani itiraf edeyim, kıskandım bile yani, o kadar itiraf edeyim hani. Nedir yani Nazım, Nazım diye. Ama tabii hayranlığımız başka bir seviyede. Dünya şairi. Hani insan böyle kendini tanımaya başladığında bir takım ilkelerle büyür ya da o ilkeler doğrultusunda hayatına yön verir. Benim de bir şekilde o yaşlarda, işte 12'li, 13'lü, 14'lü yaşlarda bir şekilde Nazım hayatıma girdi. Kitaplarını okudum, tanıdım. İşte deniz gezmişler keza öyle. Tabii felsefeleri beni çok... O dönemde benim hayatıma çok şey kattı Nazım'ın felsefesi. Ve o sevgi tabii artarak büyüdü. Kendi Nazım'ın kitaplarını bile ben kendim böyle evde saklayarak okuyordum. Yani öyle bir ortamda Nazım sevgisiyle büyüdüm. Ama tabii sonradan Ekrem'in de bu duygular içerisinde hayatımıza yön veriyor olması da beni ayrıca tabii ki çok mutlu etti. Ekrem Başkan, yani bu ülkenin değerleri konusunda iki sene önceydi Hasan İzzettin Dinamo'nun mezarını ziyaret ettiğinde, ya İstanbul dedim, tam bir kültür adamını belediye başkanı seçmiş. Hasan İzzet, bu değerleri ziyaret edenler, bu değerlerle buluşanlar yaşarken de çok değer verdiği çok isimler oluyor. Onları da paylaşımlarında görüyoruz. Yani sosyal medyada takip ettiğiniz zaman aslında Ekrem İmamoğlu kendisini ele veriyor. Nasıl birisi olduğunu sosyal medya aracılığıyla, ben de o sosyal medyanın gücünü başkanım sizin paylaşımlarda gerçekten sizi tanımak isteyen yakalıyor. Yani herkes aslında belki açık değildir, net değildir ama Ekrem İmamoğlu'nun nasıl biri olduğu sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkıyor. Ya çok da önem veriyorsunuz tabii, sosyal medyaya. Tabii insan ya da bir toplum aslında değerleriyle yücelir. Ve bunun açığa çıkması, doğru anlatılması, iyi anlatılması gerekir. Yani toplumu hurafelerle aldatamazsınız. Gerçek değerleri öncüsüdür toplumun ve o ışığı, o öncü kimliğini kazandırmalısınız ki toplum da hak ettiği yere erişsin. Aksi takdirde sanki geriden asılır gibi bir
pozisyon olur. Bu dönem dönem Türkiye'de milletimize yaşatıldı. Şu anda bile bazı anlarda bunu yaşıyoruz. Ve bu toprakların övünç duyacağı, takip edeceği ve o insanların bilgilerinden faydalanıp kendini geliştireceği olağanüstü öncüleri var, değerleri var. Ben de hani hem İstanbul adına kültürde, sanatta, edebiyatta, yaşamda birçok konuda bu insanların ortaya çıkması. Sadece insanların değil sevgili Serhan, yapıların, binaların, sokakların ortaya çıkması, korunması. Yani şunu söyleyeyim, gözümüzü başka suni şeylerle boyayarak çok değerlerimizi, insani, fiziki o kadar ihmal etmişiz ki İstanbul'da çok işimiz var. İhanet etmişiz mi başka? İhanet var. Yani kendileri de bunu ifade ettiler dönem dönem. Ama siyasi kişiler, ama başka kişiler ettiler. İhanet var. Geri çevirmek lazım. Sevgili Serhan, Trabzon'da da ihanet var. Bakın, Trabzon şehri Rize, ben gezdim. Ben bu şehrin doğasıyla, insanıyla varım. Besleniyorum onlardan. Duamı bütün dünya, Türkiye bilir yani. Allah'ım derim, aileme beni mahcup etme. Görevimi yaparken, çünkü toplumsal bir görev yapıyorum. Allah'ım beni doğduğum topraklara mahcup etme. Çünkü o insanlar kendinden biri bilir ve iyi yaparsa gurur duyar, kötü yaparsa incinir. Evet tabii milletimize, şehrimize, İstanbul'umuza mahcup etme. Şimdi bu üçlemede doğduğum topraklarda kötü giden